Sisyphos Gaming'den herkese selamlar. Myst Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde amacımız çalışır halde bir araba yapabilmek. İki tane tekerleği bulmuştuk. Daha önce akü ve motor bulduk ama motoru maalesef bulduğumuz yere bırakmak zorunda kalmıştık. Aküyü ise içinde eşyalarımızı taşıdığımız çekmeceyle birlikte suya düşürme gibi bir hata yaptık. Maalesef sudan da geri alamıyoruz. Onun için yorumlarda çeşitli öneriler sunmuşsunuz. Onları da deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarını esirgemeyen herkese o konuda. Şimdi yapmamız gereken temel şeylere gelecek olursak. Önce bir şuralara bakalım. Bir sağlık sıkıntımız var. Lakin o sağlık sıkıntımız tam ne? Kanamamız mı var? Durum ne? İnanın ki ben de bilmiyorum. Çelik yelek bulmuştuk, baret bulduk, kıyafetlerimizi geliştiriyoruz, kendimizi iyice geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra da çeşitli özellikler de kazanmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. Güzelim bir köpeğimiz olacak ileride. Onu da bulacağız tabii ama önce arabayı halletmemiz lazım. Bu arada oyuna dün yeni bir güncelleme geldi. Geliştirici günlüğü açıklandı. Yeni bir güncelleme de geldi. Bu güncelleme ile beraber yeni bir haritayı da oyuna bağladığını söylemiş geliştirici ve yeni düşman çeşitlerini de eklemiş. Oyun giderek güzelleşiyor, güncelleniyor. Kapsamı artmaya devam ediyor. Tüm bunlar olurken umarım serimizi bozan bir sıkıntıyla, bir olayla karşılaşmayız. İlk temennim bu açıkçası. Çünkü oyunda hali hazırda birçok bug var. Bu yüzden biraz çekiniyorum açıkçası. O yüzden umarım öyle bir sıkıntıyla baş başa kalmayız. Kendimizi öyle bir sorunun içerisinde bulmayız. Temennim bu yönde. Şimdi burada bir çalışma tezgahımız var. Aslında su yapsam çok iyi olur ya. Su şişesi önemli çünkü. Tornavida, kova, levyeye de ihtiyacımız var aslında. Levye ya da maymuncuya ihtiyacım var. Ama onu yapabilmek için burayı upgrade etmemiz lazım. Burayı upgrade etmek için de gördüğünüz gibi solda materyallere ihtiyacımız var. Doğal olarak hemen yapamıyoruz tabii ki onu. Ok bulmuştuk. Güzel bir ok bulmuştuk. Bunun için ama sopa toplamam lazım tabii. Onu da yapacağız. Yayımız şurada. Güzeller güzeli bir yay bulduk gerçekten. O yayla da ok yapmak istiyorum ama bunun için tüy, ok başına da ihtiyacım var. Yanan ok da yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Oklarımızı taşımak için de kendimize bir ok kılıfı, sadak yapmamız gerekiyor. Deri sadak tabii çok daha faydalı olacaktır ama bunun için avlanmamız lazım. Işıklar falan her şeyi yapabiliyoruz. Oyun oldukça kapsamlı, oldukça detaylı. Oho, bunu ne yapıyoruz acaba ya? Şimdi bir su şişesini yapalım ama. NPC'ler de var. NPC'lerden görev de alabiliyoruz. Oraları ama tam nasıl yapıyoruz ben de bilmiyorum. Araştıracağım. Bilen arkadaşlar varsa ama yorumlarda belirtirlerse çok mutlu olurum gerçekten. Ben de oyunu öğreniyorum. Birlikte oyunu öğreniyoruz aslında. Dolayısıyla bu konuda yorumlarınızı esirgemezseniz çok iyi olur. Şimdiden yorum yapan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi Işığımızı açalım. Buraları lootlamış mıydım ben her şeyi? Galiba lootladık ya da buralar boş oluyor. Ama lootladım diye hatırlıyorum ben. Şimdi şunu yanıma alacağım. Bunu benimle birlikte götüreceğim. Maalesef böyle bir şey taşımamız gerekiyor bu tarz durumlarda. Oyunda sık 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 save almak da önemli bildiğiniz gibi. Çünkü hatalar olabiliyor. Şimdi parametrelerimiz ne durumda? Susamaya başladık maalesef. Kapımızı kapayalım, zombiler gelmesin. Aha. Burada ha tamam. Burada bir tane vardı benim zaten, değil mi? Şimdi bunu ama
yanımda taşımak istiyor muyum? İstemiyorum şu aşamada açık konuşmak gerekirse. Ama onu tabii yerleştirmek istiyorum. Yiyeceklerimizi de koymuştuk bir yere. Nereye koymuştum? İnanın hatırlamıyorum. Elektrik getirebilsem buraya çok çok iyi olur. Elektrik sayesinde buzdolabımız da çalışır hale geliyor. Bu sayede yiyeceklerimizin de güvenliği artıyor. O açıdan oldukça önemli bir şey bizim için bu konu. Ben buraya hiçbir şey bırakmamış mıyım ya? Allah Allah. Ben bir şeyler bırakmıştım gibi hatırlıyorum. Yukarı mı bıraktım acaba? Burada yiyecek bir şey var mı? Yiyecek hiçbir şey yokmuş burada. Buraya bir şey koymamışımdır diye düşünmekteyim. Yukarı koymuş olabilirim yatak odasına bence. Herhalde yatak odasına koydum. Bir oraya bakalım. Biraz yavaş bir başlangıç oluyor. Kusura bakmayın artık ama. Evet, burada yemeklerimiz var. Bunları yiyeceğiz. Bunları yiyeceğiz. Şimdi bir domates sosu yiyelim. Yeme animasyonları çok kaliteli oyunda bence bu arada. Yani tabii ki daha iyisi her zaman mümkün ama bu tarz oyunlar için böyle bir yeni yeme animasyonu olması bile bence güzel bir şey. Ama bize su vermiyormuş ya. Sen bize niye su vermedin? Bu su da veriyormuş. Bilseydim ama domates sosunu yemezdim. Sağ altta el fenerimizi görüyoruz. El fenerimizin durumu da çok da iyi bir vaziyette değil. Şimdi saat 7. Uyusak iyi olabilir aslında. Şimdi bir şunu alalım. Burada ihtiyacımız olmayan şeyleri yanıma alayım. Onları hepsini koyacağız. Bıçağı bırakalım. Okumuzu, pardon, bunların hepsini alacağım tabii öncelikle. Bunları yerleştireceğiz dolabımıza. Daha çok sırt çantası bulmaya çok ihtiyacımız var ya. Buranın bu kadar az mı kapasitesi varmış? Kapasite bol. Kapasite bol. Tamam. O zaman şuraya koyalım mesela bunlar. Burası silah yeri olsun. Şu Molotof'u da atabilirim aslında. Molotof'u da buraya koyayım. Bir yanına da şu silah geliştirmelerini koyalım. Bir alta da şunlar bir gelsin. Taşı maşı da koy. Bu kadar kaleme ihtiyacım yok ama bir kısım kalemi aynen bir tane kalem yanımda kalsın. Her ne kadar tabii ki o da yer kaplıyor ama yani aynı yeri kaplıyor ama yapacak bir şey yok o konuda şu an için. Sizi de karanlığa mahkum etmeyi hiç istemiyorum gerçekten. O yüzden hızlıca işi halledeceğim ve yolumuza bakacağız. Kusura bakmayın. Şunların hepsini alalım. Mermiler kalsın tabii burada. Şu da kalacak. El bombalarını alacağız. Barutu alacağız. Hemen sonra yatacağız. Kusura bakmayın dediğim gibi biraz karanlığa mahkum ediyorum sizi ama elimden bir şey gelmiyor şu an vallahi. Buraya barutu koyalım. En alta da oklarımızı koyalım. Şu kibritler üzerimde kalsa iyi olabilir. Ama bir kısmı kalsın. Bir kısmını koyalım. Makası koyalım, alkolü koyalım. Şimdi durumlar böyle, vaziyet böyle. Oldukça iyi gidiyoruz bence. Güzel gidiyoruz. Bir sıkıntımız bulunmuyor. Sadece arabaya bir an önce ihtiyacım var. Asıl önemli konu o bizim için şu an. Şimdi bir 8 saat uyuyalım. Food mu poisoning? Ne oluyor ya?
Yine niye ben zehirleniyorum? Aman arkadaşım. Ne yiyeceğiz? Antibiyotik. Bu ne ya? Ah be. Antibiyotik. Antibiyotik ya da şu. Antibiyotik yok ki bende ya, değil mi? Hiç ilacım yok. Hiç ilacım yok ya. Öf, öf. Vallahi başımız dertten kurtulmuyor ya. Başımız dertten kurtulmuyor. Ne yazık ki. Şu mermileri şuraya koyayım. Yani uyuyacağım ama uyuyunca tabii vaziyet daha kötü oluyor sanki. Ama 7.30'a kadar uyuyalım. Biraz hem hava aydınlansın. Sizi bu kadar karanlığa mahkum ettim. Hava aydınlansın daha doğrusu, affedersiniz. Şimdi biraz değişik bir başlangıç oldu. Artık işe koyulalım. İşe koyulalım. Kahve lokasyonuna gidebiliriz aslında. Bir de şu ön cepheye bakabiliriz pekse, bir araçlara ama. Şu kahve lokasyonuna gideceğim öncelikle ben. Belki orada yiyecek içecek buluruz. Sıvı balımı yapmamız lazım. Oyuna yeni eklenen şeylerden biri de zombi goril olacak. Eklenmiş herhalde galiba da, bu haritada var mı bilmiyorum. Haritaları da birbirine bağlamışlar sanırım. Allah, kasmaya başlıyor. Yavaş yavaş, sakin oğlum, sakin. Sakin. Aa, nereye bastım da o pat diye düştü öyle? Aa, bunu bilmiyordum. İyi oldu bu, bunu öğrenmek. Tüyleri toplayalım. Yani yaparken ihtiyacımız oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi çok şeyi topladım ama. Bu kadar şeyi aslında toplamama gerek yok ama. Hazır hem evimize yakınız. Daha sonra uğraşmayalım diyerek bulabildiğim şeyleri şu an topluyorum. Belli ki çünkü ben oku yayı kullanmak istiyorum açıkçası. Yani yay, benim yay olan her oyunda kullanmak oldukça hoşuma giden bir şey. Dolayısıyla yay kullanacaksak da hem dala hem aha ahududu bulduk, güzel. Hem de ok yapabilmek için çubuklara ihtiyacımız var. Ok başı için ne gerekiyor daha bilmiyorum. Yani neyi lootlayıp neyi lootlayamadığım çok anlaşılmıyor maalesef. Ya da ben daha belki alışmadığım içindir. Onu bir halledersem çok daha iyi olur diye düşünmekteyim. Şimdi burada zombiler var. Zombiler var. Bunu biliyoruz. Eğilelim bir. Şimdi. Blueberry kalsın. Taşları falan koy buraya. Sonra düzeltiriz buralara. Tamam. Aha. Kardeşim sen niye... Yat aşağı. Yat aşağı. Kanatmadı değil mi bize? Kanatmadı. Aha. Bu niye burada çıktı? Oho. Sen ne güzel şeyler veriyorsun ya öyle. Ne güzel şeyler veriyorsun. İyi, güzel. Beğendim. Pala iyiymiş bu arada ya baya. Biz palayla bunları böyle tek tek dışarı çıkarıp öttürürüz gibi hissediyorum. Gel, sen de gel. Bak bak, buradayım. Gel. Yat aşağı sen de. Yani bunları böyle tek tek çekince sıkıntı yok. O yüzden yat aşağı. F'ye bas diyor bunlar koşarken de, basıyorum bir şey de olmuyor. Ya üzüm yemek çok güzel ama zombinin bedeninden çıktığı için emin değilim hiç ya, yesem mi yemesem mi. Ama yiyeyim bence. Ne veriyor ki üzüm? Üzüm yiyelim bakalım. Yani zaten şu an gıda zehirlenmesi yaşıyorum. O yüzden sıkıntı olmaz bence. Olursa da yapacak bir şey yok. Yaban mersinini
birçok şeyde kullanabiliyormuşum ama biz biraz aceleci davrandık o konuda. Şimdi şu gıdaları da koy şu anlık buraya. Gel bakalım. İçinde zombi kaldı mı senin? Bir de özel bir zombi türü var bildiğiniz gibi. Ondan da çekiniyorum biraz. Şöyle bir arkaya bakalım bir şey var mı yok mu? İçeri girdik. Oo. T-shirt bulduk. Aha! Pompalı bulduk. Ya var ya şimdi o suya düşürdüğüm şeye daha da üzülüyorum ya. Onun içinde bir sürü pompalı mermisi vardı ya. Vallahi. Neyse sizin dediğiniz teknikleri kullanarak daha doğrusu önerilerinizi deneyeceğiz, çözmeye çalışacağız. Burası baya güzel bir kafeymiş bu arada ya. Çok iyi modellemişler. Oyunun bence gerçekten modellemeleri çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Bu kadar ama kahvecide bu kadar ketçap metçap ne işe yarayacak orasını bilemiyorum. Tuz, tabak bunlar işe yarıyor mu bilmiyorum ama alacağım. Hardal, tuz. Mesela şunu falan alabiliyor muyum? Oyunda kahve de yapabiliyor olmamız lazım çünkü. Kasayı açtım bir şey olmadı tabii. Şu tabakları falan alacağım belki dediğim gibi bir işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum şu an için. Belki yarıyordur diye alacağım onları. Başka lootlayabildiğim bir şey var mı? Hardal var. Kahve potu. Şunları aç bakalım. Çekiç. Oho hemen envanter doluyor. Hemen envanterimiz doluyor ya. Ben şeyi dışarı mı bıraktım? Bunu niye dışarı bıraktıysam ben de. Şimdi şunu şöyle koy. En üstü dolmak üzere ama şu ketçapları, hardalları buraya koyalım. Kalan şeyleri buraya koy. Tabağı, çanağı, tuzumuzu. Mermileri buraya koyacağız. Baksanıza mermilerimiz çok az kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Bir ikisini birleştirsene kardeşime. Şunu al, dolapları. Oho, kahve bulduk. Şahane. Kola bulduk. Bant bulduk. Hepsi güzel lootlar, güzel lootlar. Tuz ne işe yarıyormuş? Yiyeceklerin devamlılığını sağlarken işe yarıyormuş sanırım. O su. Çok iyi. Sanırım arkadaşlar şöyle işliyor o iş. Tuzlayarak kurutabileceğiz sanırım bir şeylere. Yani birçok oyuna gelmesi gereken şeyleri aslında çok iyi entegre etmişler. Tabii bunları daha uygulamadık. Uygularken daha iyi anlarız, daha iyi mantıklarını kavrarız. Fakat şu an için bile bence oldukça etkileyici duruyor. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi şu suyu, tuzu buraya biriktir. Kolayı içeriz. Burayı daha iyi kategorize edeyim ya ben. Bir saniye. Şu şuraya gelsin. Mermiyi koy, bunu koy. Şuraya yiyecekleri koy, kahveyi koy. Açtığımız susuzluğumuz. Kolayı bir içelim. Böylelikle susuzluğumuzu gidermiş oluruz. Bunlar bozulabildiği için bunları daha dikkatli kullanmak istiyorum. Şimdi. Şurada çekiç vardı. Hemen çekici alalım. Bulabildiğim her şeyi alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunları illa bir yerlerde kullanırız diye düşünmekteyim. Pompalı çıktı. Bayağı iyi oldu. Ya bir ilk yardım yeri gibi bir şey yok mu? Moka pot falan bile var oyunda. Elektronik parçası bulduk. Çok iyi. City Roast Cafe'ymiş mekanın adı. Para var mı para? Bozuklukları ver. Otomat görürsek. Otomattan kola alırız. Otomatlar çalışıyor oyunda arkadaşlar. Şimdi tuzu geri koyacağız. Şunları koy. Şu iki ketçabı niye birleştirmiyor? İkişer tane mi koyabiliyoruz ketçapları? Peki. Şimdi tuzları koyduk.
Ketçapları mesela. E burada birleşiyor mu bu? Tam anlam veremedim açıkçası mevzuya. O da ketçap, o da ketçap ama niyeyse öyle değişik bir şeyler. Tüfeği tüfekte kalsın şu an ya. E burada başka bir şey yok mu ya? Biraz yani o kadar zombiler koruyordu ediyordu bu kadar mı yani? Ben daha çok şey olur diye düşünmüştüm. Bir arabaya girelim. Hiçbir şey çıkmadı tabii burada. Motor var mı? Akü var mı? Ulan hiçbir şeyim yok. Aha teker. Teker var bir tane. Tamam tekeri alırız. Arkanda ne var? Oho! Bunda mı kullanıyoruz? Ne kadar çok şey var oyunda ya. Benzin de varmış içinde. Güzel, güzel. Güzel. Zombileri öldürdüğüme göre ben şu tekeri alayım bir. İki tane tekerimiz vardı çünkü. Buz çökerse, sis çökerse ne oluyor? Bunun içine koyamıyor muyum bunu? Koyamıyorum galiba. Bir tane daha teker vardı. Onu da toplayalım. O yok muydu? Bir adet miydi sadece? Bir adet galiba. Evet, bir adetmiş. Araba parçası vardı. Egzoz. Oho. Balta, kola, antibiyotik çok iyi. Antibiyotik iyi oldu. Böyle gıda zehirlenmesi yaşadığımızda kullanmamız gerekiyor. İçinde bir şey yok aracın. Akü var mı? Motor var mı? Yok. Bir tane tekerin vardı. Senin tekerin de gitmiş. Ay be kardeşim, şu işi niye böyle yapıyorsunuz bana? Ayar ediyor biraz insanı. Şimdi bir oyunu kaydedeyim çünkü benzin çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi benzin çekerken oyun bug'a girebiliyor. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı yaşamayalım. Herhangi bir sorun olmasın. O yüzden benzin çekerken sıkıntı yaşamamak adına bir şey yapacağız. Şunları koy. Baltayı da koy bakalım. Şimdi şunu taşı. Şimdi Q'ya basarak benzini çekmeye başladım. Çektim. E'ye basarak geri çektim. Tamam. Tamam öğrendim. Vallahi öğrendim ha, süper. Senin depo nerede acı? Gel sen de. Senin benzin de çekelim. Çektik mi? Çektik. Tamam. Şahane. Şunu geri al. Başka loot var mı? Oo, ATV tekeri. Çok iyi. Onu da mı elimde taşıyorum? Oho. Bunları üst üste koyup taşıyamıyor muyum ya iki tekeri? Taşıyamıyorum. Neyse o zaman bir ATV tekerini götürelim. Çünkü orada bir ATV'miz vardı. Çalışır durumda. Belki o ATV'yi daha çabuk tamir edebiliriz. Öyle bir şey vardır belki. Eğer durum oysa, vaziyet oysa ondan da faydalanmak istiyoruz açıkçası. O yüzden onu da tamir etmek faydalı olacaktır, iyi olacaktır bizim için. En azından ayağımızı yerden kesecek bir şeye ihtiyacımız var yani. Benim gönlümden böyle daha kamyonet gibi bir şey geçiyor. Araç, SUV araç geçiyor ya da böyle arkayı falan şey yapabileceğim. Gördüğünüz gibi ama bu çalışır vaziyette yani. Sadece benzini yok. Sadece benzini yok. Şimdi biraz git gel yapacağız maalesef. Kusura bakmayın. Oyun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben oyunu oldukça beğendim. Aramızda oynayan başka arkadaşlar var mı? Onu da bilmek isterim. Önerilerini esirgemezlerse, benden önce öğrendikleri şeyler illaki oluyordur. Sonuçta hepimiz oyuna farklı noktalardan başlayıp farklı noktalardan devam ediyoruz. Doğal olarak bana önerilerde bulunursanız çok sevinirim. Bu maceraya eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Yorumlarını esirgemeyen, videoları beğenen, abone olan herkese de teşekkür ediyorum. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi biraz bu git gel işlerini bir de ne yapsak ya? Acaba ben böyle git gel yaptığım zamanlar oraları atsam mı videodan? Böyle çünkü tabii konu olunca atmam da yani bir şeyler konuşurken atmam da. Mesela 3 tur git gel yapıyoruz yani.
O yüzden belki siz ne düşünüyorsunuz o konularda? Fikrinizi de paylaşın lütfen. Atabilirim çünkü buraları. Şimdi tekerleri üçledik. Bir adet daha teker bulmamız lazım. Sonra akü bulacağız umuyoruz ki. Motor bulacağız. Motoru bulmuştuk da bir tane aküyü ben suya düşürdüm. Umarım başka akü oluyordur yani. Koca harita bir sürü araba var. Sadece bir tane yoktur umarım. O tarz şeylerden. Şu taşlar falan çok kolay galiba tekrar doğuyor ya. O yüzden onları böyle bu kadar lootlamaya gerek olmayabilir aslında. Ben biraz belki de abartıyorumdur. Yani bana mı öyle geldi bilmiyorum da biraz fazla çünkü. Hemen mevzu çözülüyor gibi geldi bana. Şimdi önce şurada bir kalemle haritalandırma yapmak istiyorum. Açalım. Buradayız biz. Şu arkada bir şey var. Şuralarda bir şey varmış. Oralara gideceğiz. Oralara gitmeden önce burada yerimiz. Bak yine bir gözüküyor, bir siliniyor her şey ya. Şimdi benzini buraya koyalım bidonu. Yani daha yerim yurdum var ya. Daha yerim yurdum olduğuna göre o kadar sıkıntı değil. Taşları biriktir, ne kadar birikiyorsa bayağı birikiyor. Tüyler, yapraklar biriksin. Ne işe yarıyor dediğim gibi tam emin değilim şu an. Sadece ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için şey yapıyorum. Şimdi şunları da zombiden bulmuştuk değil mi? Zombiden bulduğum şeyleri yemek istiyorum ya. Hazır şeyim varken. Halihazırda hastayken. Snickers mi ya bu? Snickers'a çok benziyor. Onları da çok az kalori veriyor ama ya. Avlanmaya da başlamak lazım. Oyunda av mekanikleri de var. Tavuklar, şunlar, ayılar, bunlar. Geniş av mekanikleri de var. O yüzden bir noktada avlanmaya da başlamamız lazım. Tabii ki. Aa, ben boşuna bu kadar şey yiyorum değil mi? Bana diyordu çünkü. Gıda zehirlenmesine yaşarsan kardeşim. Öyle o kadar. Aha, buranın üst katı mı var ya? Ha, yokmuş. %60'tan yukarı çıkmaz diyordu. Doğru. Şimdi ayıya mayıya dikkat etmek lazım. Çelik yelek bulduğumuz iyi oldu bayağı. Aha bak, böyle arabalar da kullanabiliriz. Bunun daha şık olanı vardı bir tane. Aha. Lan ne lan? Eşkıya. Mermi var mı acı? Oğlum niye mermim yok hiç? 6 mermim var ya. Buradan revolver mermilerini al. Keleş mermileri nerede? Keleşi al. Şimdi ben buraya gizli gizli. Aha. Bunda geliyor lan bana doğru. İkisi de mi orada? İkisi de orada. Headshot. Yat aşağı. Yat aşağı. Aha. Lan. Lan. Sıkıştım. Lan. Oğlum. Allah'tan çelik yeleğimiz var ama yani. Şimdi sizin bana çok şey vermeniz lazım bakın. Sizin bana çok şey vermeniz lazım. Bu ne lan? Bura nere böyle be? Aha! Kırılmış silahın. Oğlum silahın niye kırılıyor senin? Ya ben sizin silahınıza bir şey yapmadım ki ya. Aha, üzerindekini de alabiliyorum. Alalım madem. Sırt çantanda ne var kardeşim? Vay vay vay. Sırt çantanda da varmış bir şeyler senin ha. O zaman benim şey nerede benim kutu? Kutuya at şunları. Artık ne yapacaksak. Şu kırılmış silahları falan ne yapıyoruz ya? Baya değişik mekanikler var bu oyunda böyle. Oyunda çok fazla mekanik var ya. Vallahi billahi.
Her şeyi öğrenmek bayağı zaman alır ya. Arka cebine bile bakabiliyorsun. Şuna bak. Şunları al. 7-16'lık mermi diyorsun. Al onu da. Kaçırma. Sende hiçbir şey yok mu acım? Aha. Revolver mermisi. İyi. Güzel. Kıç cebinde de bir şey yok. Diğeriniz nerede? Diğeriniz. Ya şunları niye kırdın be? Üstünde bir şey yok. Sırt çantanda antibiyotik. Güzel. Lazımdı bize. Kıç cebinde bir şey yok. Hemen antibiyotikleri biriktir. Çikolatayı da koyma adam ya. Yalnız bu da doldu ha. Vallahi şaka maka. Revolver mermisi üzerimde kalsın. Şu an için keleş mermisini kullanmadığım için memnunum. Başka senin silahın nerede? O eldiven. Kötü eldivenmiş gerçi de. Belki lazım olur. Şunları al. Bir şey koyacak yer kalmadı yemin ediyorum. Ya bir an önce şu sırt çantalarını arttırmak lazım da işte. Elimizden de çok bir şey gelmiyor ne yazık ki. Aa, iki tane tüfek buldum. Çok iyiymiş. Çok iyi. İkinciyi nereden buldum hiç bilmiyorum. Sırt çantan, popo cebin hiçbir şeyin yok. Tamam. Teker var. Güzel. Teker iyi oldu. Sen popo cebine baktık. Şurada yine kırık silah var. Sende ne var? Bıçak. İyi. Güzel güzel. İyi iyi. Burada deli gibi loot vardır var ya. Şimdi önce şu arabaları kontrol edelim. Akü var mı? Akü yok. İçeride bir şey var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Şimdi bir kapıyı aç. Atladığım bir şey olmasın. Benzin var. Benzin. Benzin hallolur. Benzin. Şimdi. Şuraya şunu da koy. Ne yapalım hemen? Şunu koy. Ben kendi benzin şeyimi yerine geri koydum. Tamam. Şimdi. Şu kırık silah şeyleri birleşmiyor mu? Birleşmiyormuş. Onlar birleşmiyorsa onu da koy. Mermileri geri koy şöyle. Güzel. Güzel. Burayı lootlayacağız. İyice. Akü var mı? Akü yok. Motor yok. Teker var. Tekeri de alacağız. Buraya baktım galiba ben değil mi? Aa, ne oldu? Ne oluyor? Teker. Bagaja bakalım. Bagajda ağrı kesici bulduk. Şu benzinleri de dolduralım. Ne olur ne olmaz bir oyunu kaydedeyim. Burası iyi oldu ama hem çok zorlanmadık. Biz de mermi yedik ama. Yani üzerimizde korumamız çok yüksek. Şu çelik yelik çelek bize bu nadir bir eşya ve parçalanmak üzere. Bunu tamir edebiliyor muyum? İnanın bilmiyorum da. Yani çelik yelek çok hayatımızı kurtardı. Yoksa bayağı bir canımız giderdi. Bu eşkıyalarla kapışmak kolay olmuyor çünkü arkadaşlar. Ya niye benzin bitti gösteriyor ya? Dolduruyor mu mesela? Kaç oldu bu? Al bir şunu. Ha, dolduruyor. Tamam. Dolduruyorsan sıkıntı yok kardeşim. Dolduruyorsan sıkıntı yok. Benim için önemli olan dolduruyor olman zaten. Doldur iyice. Çünkü evimize de şey lazım arkadaşlar. Jeneratörü elektriği getirmek için benzin gerekiyor. Elektriği kullanabilmek için. Şimdi o sürekli yani benzin bulmak lazım. Şunları al. Araçta bir şey yok. Güzel, güzel. Bana bir akü lazım ya, akü. Boş şişe. Bununla da molotof yaparız. Mermi güzel. Mermi de bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu da. Ben burayı lootlayabilecek miyim ya? Yani çok şey buluyorum da. Derdim bu olsun gerçi. Böyle derde can kurban. Ya şu sol elime ne alabiliyorum ya? Bir şeyleri birleştirmem lazım ama birleştirebileceğim bir şey yok. Ya şu tabaklar, ketçaplar bir boka yarıyor mu hiç onu da bilmiyoruz. Kola da mı birleşmiyor arkadaşım? Vallahi yer kalmıyor ya.
Şimdi bunu da buraya koyunca vallahi yer kalmıyor. Hayda, kötü oldu. Kötü oldu. Senin arkaya baktık. İçinde doğru düzgün hiç benzin yok senin. Onu boş ver o yüzden. Şuralarda bir şey çıkmıyor sanırım. İnelim. Kaportayı aç. Akü yok. Motor yok. Teker, 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 teker de yok. Çok az benzin var içinde değmez. Yani bir eve tekrar git gel yapmam gerekebilir gibi duruyor. Burayı çünkü diğer türlü yeterince lootlayabileceğimi düşünmüyorum şu an için. Oo. Ha bunu envanterimde yer mi kalmadı? Vallahi başlayacağım envanterine ama ya. Ya şu oo. Oğlum beton meton mu döküyoruz? Ne oluyor? Çimento mimento. Hasbinallah. Aslında burası da base'imiz olabilir galiba. Baksanıza. Buraya giremiyor muyum? Giremiyorum. Of 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 of. Ne kadar güzel şeyler var ya. Şöyle yapalım o zaman. Ben seni taşıyamıyorum. Alışveriş arabasına koyamıyoruz, tamam. Taşıyabileceğim başka bir şey varsa öyle taşıma yeri. Bakın burada da bir jeneratör var. O sigara al, sigarayı, mermileri al. Aç kapıyı, içerisi dayalı döşeli içerisi. Of 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 of. O Colt. Vay 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 vay. Oğlum neler neler var be. Vallahi bu nasıl bir oyundur be. Ne güzel bir oyun. Ne kadar ince düşünülmüş, detaylı düşünülmüş bir oyun. Şaşırmaya devam ediyorum. Şimdi şunları biriktir. Umarım bunları da düşürmem etmem. Mermileri koy. Başka bir şey buraya koyamıyorum sanıyorum ki. Koyamıyoruz. O zaman buraya koyacağız. Ne yapacağız? Buraya koyacağız. Şunların hepsini koysan ya. Hepsini koy. Olduğu kadar. Olamadığı artık. Bir de sırt çantası bulsan şahane olacaktı kardeşim. Bir türlü bulamıyorsun. Yani sırt çantası bulmak bu kadar zor olmamalı. Oho tuvalet. Siz bayağı gelişmişsiniz ya buralarda. Vallahi. Tuvaletler, muvaletler. Eller yıkanıyor. Mermi al. Şurayı komple topla. Ya bunlar pek işe yaramıyor sanki ama neyse. Bir silahı al. Bu silah neymiş? Colt. Ya bizim Colt'umuz vardı. Bunları birleştiremiyorum. Ya Colt'a çok gerek yok da neyse. O hiç vurmuyor ya. Bilmiyorum yeteneğimle mi alakalı da. Hatırlıyorsanız hiç vurmuyordu. Arkada önde bir şeyler var mı ona bak. Çok bir şey yok gibi. Şu içeri bakalım burada ne var. Bu ne? Bunu taşıyabiliyor muyum? Taşıyamıyorum. Oo. 9 mm mermisi bulduk. G18 tabancasına Tokar eve koyabiliyormuşuz. Şeye koyamıyor muyum? Aa, buna da koyabiliyorum. Tamam. Ama bence buna değmiyor ya. Vallahi billahi değmiyor. Rifle revolver diyorsun değil mi? Oo. Of, M4A1 bulduk. Keleşimiz de var, M4A1'imiz de. Vay 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 vay. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen neler diyorsun ya? Lan, neler diyorsun sen? Öf öf. Vallahi Counter oynuyor gibi hissettim kendimi ya. Yani bu kadar detay nedir be kardeşim? Oyun yani oynadıkça insanı kendine hayran bırakıyor. Ama tabii belli bir seviyeye gelene kadar da çok bir şey yapamayıp yavaş hareket ediyorsunuz. Yani bir aracımız olsa hemen vın vın yaparız. O aracın arkasına da 3-4 tane çekmece koyarız mesela bir şeyler yaparız. Envanter kapasitemizi aşırı fazla arttırabiliriz tüm bu vesileyle. Ama işte yani şu an böyle biraz daha bizim için daha sıkıcı bir formata bürünüyor oyun ister istemez maalesef. Yapabileceğim bir şey yok ama bu konuya şu an. Şimdi taşımak ve etmekle uğraşmayacağım ama ya da şunu al yukarı götür.
kapılar da kendi kendine kapanıyor ya, ayar ediyor insan. Şunu koy şöyle. Şimdi kardeşim, senin içinde çok şey var. Mermiler. Rifle'ları koy şöyle. Bu 9 mm mermisi. Nasıl yapalım ya? Şuraya bir şey koyabiliyor muyum? Koyuyorum. Burası bizim bu acil durum yerimiz olsun. Acil durum rafımız. Buraya şu 3 silahı koyalım. Artık yani her yer zombilerle. Güvenliğimize dikkat etmek zorundayız doğal olarak. O yüzden böyle bir asayiş kontrolü gibi bir formata bürünüyoruz bu konuda. Şunları topla. Makas falan diyorsun. Makaslar birleşiyor mu? Birleşiyor. Alkol diyorsun. Makas diyorsun. Buraya daha çok raf lazım ya, valla. Daha çok raf lazım. Şu dalları al. Bunları aslında ben bir ne yapayım biliyor musunuz? Ben bir garaja gideyim. Garajda bizim çok yerimiz vardı çünkü. Bunları da garajda kullanacağız. Crafting yaparken doğal olarak bunları garaja koymak çok daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi garajda her şey için çok fazla yerim var. Enayilik etmeyeyim. Bunların hepsini ben buraya koyayım. Bu sayede işler daha kolay ilerler. Mesela burası silahlarla ilgili şey olsun. Burası da ok yaparken kullanacağımız şeyler olsun. Yani ya da böyle doğadan bulduğumuz şeyler olsun burası. Başka mermiler bizde kalıyor. Bir yeri kıyafet yeri yapmak lazım. Bir yeri ekstra silah yeri yapmak lazım. Kahve diyorsun, çatal bıçak, bunları eve koyarım ama. Şu neydi? Şu taş, taşı al. Burada yine silah parçaları var. Silah parçalarını buraya koy. Sonra şurası kıyafet yeri olsun. Onları koydum. Taşlar vardı, taşları koy. Şunları al. Bunlarla silahları tamir edeceğim herhalde. Öyle düşünüyorum. Şunları koyduk. Burası en altı, açamıyor muyum? Yok. Burası kıyafet dedik. Burası boş. Burası doğa. Şunları şuraya koy. Malzemeler falan filan. Kıyafetleri de al. Onları da koyacak yer geliştirdik kendimize. Elektronik parçaları al. Şunu al. Kıyafetler buraya. Elektrik parçası da buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Burası genel malzeme yeri olsun. Şunları al. Başka yemek, alkol. Bu da gelsin. Mermiler, antibiyotikler. Tamam. Şunları da buraya koyuyorum şu an için. Başka ne yapabilirim çok bilmiyorum yani çünkü. Onları da oraya koyduysan. Bıçağı da koy hatta. Ağaç mağaç kesmeye şu an ihtiyacım yok. Bunu da koyuyorum. Başka. Ağrı kesici üzerimde kalıyor. Bu üzerimde, şu üzerimde. Tabak, çanak, şu bu. Vaziyet böyle. 9 mm'yi koy. Hadi gidelim. Şu hazır jeneratörü de doldurayım da, jeneratörü buraya bir şey koyamıyorum. Jeneratör nerede ya? Önce bir mutfağı da yerleştirelim. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şunları al, ketçabı, mayonezi, hardalı, artık ne işe yarayacak inanın bilmiyorum. Bir şey de yazmıyor yani çünkü. Burası sos yeri. Al şu ketçabı, tabağı, çanağı. Buraya da ketçaplar geliyor. Aşağısı tabak, çanak, tuz, muz, şu bu. Bayağı boşaltıyoruz her yeri. Şahane.
Şuraya gıdalarımızı koyalım. Bunlar konserve olduğu için tabii geç bozuluyor. Çikolata daha hızlı bozuluyordur diye düşünmekteyim. Şunları şuraya koyalım combo şeklinde. Mermiler yan yana hepsi en aşağıda ya da en üstte mi dursun? Bunları bazen ayırt etmekte zorlanıyorum, o yüzden düzenleyeceğim. Revolver öyle, o öyle. Bu geliyor. Bu geliyor, bu geliyor. Bunları böyle koyduysam. Kahveyi al. Alkolü al. Kahve, alkol. Onlar da buraya geliyor. Ne kaldı? Çok bir şey kalmadı. Başka, başka. Bunu komple boşalttık gibi bir şey oldu bu sayede. Şimdi bu şişeyi de ben buraya koyayım hatta. Tamam, bayağı bomboş oldu şu an. Şahane, şahane, şahane. Şimdi. Ya daha çok ama şey yapmam lazım bence. Yani şöyle rafları falan da bulup getirmek gerekiyor gibi geldi bana. Şunları üst kata koyabilirim de neyse. Ya da hemen şuraya koyayım ya, uğraşamayacağım hiç şu an. Şunu koy. Bir tane antibiyotik yetiyor galiba bize. Ama işte 1 ile 2 arasında bir fark yok yani şu an bizim için. Ya taşıma kapasitemiz geniş zaten, o yüzden. Şu silah kalabilir ya. En çok mermim bunda var çünkü. Bandaj, kibrit, çikolata. Tamam. Şu elimdeki silahı aslında... İkiden nasıl bırakacağım? İlla bir şeyle bir şeyin... Şu an elimde olduğu için bırakamıyorum, değil mi? Şöyle yapalım, evet. Daha iyi oldu. Tabi silahın ağırlığı fark eder de, olsun. Olsun. Bir de şu benzinle dolduralım. Ama onu yapmadan önce oyunumu tekrardan kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sorun oluyor. Buraları da sulayabiliyor muyum acaba? Ya neredeydi bu jeneratör ya? Heh. Oyunu kaydettik. Jeneratörü dolduralım. Ha, çalıştırmayacaksın oğlum, dur. Doldur, doldur, doldur. Bu kadar mı doldu peki? Tamam, jeneratör çalışmasın şu an. Çok az doluyormuş ya, tüh. Çok az doluyormuş. Şimdi hemen geri gidelim. Şu eşyaları toparlayalım komple. Ay, şeyi unuttum. Bu değil bu. Bu benimki. ATV tekeri de bulduk. İyi oldu. Orayı komple lootlamak istiyorum. Biraz gitgel yorucu oluyor. Ama dediğim gibi bu gitgenli yerlere kendim de yapabilirim yani. Videodan atabilirim. Şu taşlar falan ama çok hızlı geri doğuyor anladığım kadarıyla da. Tüyü çok az buluyoruz. Tüy işini, tüye aslında dikkat etmek lazım. Tüy de biraz The Long Dark'taki gibi. Damlaya damlaya göl olur mantığını kullanmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Koş bakalım, koş. Bir de şu bulduğumuz mesela benzin araçların, bu benzinleri falan bir süre sonra yenileniyor mu bilmiyorum. Ama yenilenmesi lazım yani, yoksa yetmez. Yoksa yetmez. Şimdi şuna yer var, hazır. Yer varken al. Bulabildiğin her şeyi al ya. Şunu alabiliyor muyum mesela? Alamıyorum. Şu bunları kendi yerimize götüremiyoruz. Oho, kızartma tavası. Burada yemek mi pişiriyorum? Of of of, yemek pişirme her şey var ya. Oo, ne güzel. Bunu ama taşıyabiliyorum, ne demek? Ben bunu taşırım o zaman. Dur. Bunu da götürürüm. Buraya da bir sürü şey koydum, değil mi? Ulan. O zaman şunları bir üstüne al da sen önce. Bunları üstüne al. Şimdi burası silahlarla ilgiliydi. Buraya bunlar, ya gerçi koy her şey işte bir şekilde ya. Ne kasıyorsam.
Sigaralar gelsin. Şunlar gelsin. Şunu koy. Şunu da buraya koyayım ya. Peki el alemin jeneratöründen şey çekebiliyor muyum acaba? Onu bilemedim. Oluyorsa iyi olur. Oho mermi. Oha bunu da mı taşıyabiliyorum? Çüş. Oğlum o zaman bunu taşırım ben, onu taşıyacağım. Enayi miyim? Ama bunu da, bunun daha mı çok gözü var? 15. 15. Şu en alt açılmıyor ya. En alt açılmadığı için. Bunu da ama belki taşıyıp eve götürebiliriz aslında. En alt açılmıyor. 3'ü açılıyor. Peki. Şunları koy. Mermiler en üstte. Çok güzelmiş lan. Pompalı ateş ediyor. Yani resmen ateş ediyor. Şunları koyalım yine. Mermileri koyalım. İyi güzel. Hoş. Parayı da koy. Şimdi seni de alalım. Seni şöyle bir ortaya ben koyayım dostum. Yanacak odun. Isınıyoruz. Güzeliz. O şunu da açabiliyor. O mermi yapma. Mermi de mi yapıyorum? Of M4A1. Mermi de yapıyoruz ya. Şahane be. Ya sen gerçekten nasıl bir oyunsun, bu ne detay be kardeşim. Bu ne detay seviyesi böyle. Bu ne güzel detay seviyesi. Şimdi benim ama böyle her yere bakasım gelir ya. Vallahi çıldırtırsın sen oyunu. Bu oyun insanı yani delirtir, çıldırtır. Pizza da yemiş. Ulan nereden buldunuz pizzayı Allahsızlar? Bulunuyorsa biz de yiyelim yani. Şimdi revolver mermilerimi birleştiriyorum. 10'ları oraya koyuyorum. 9 milimetreleri de koydum. M4A1'i koy. Şu boş kovanları koy. Onun dışında şu tabağı çanağı koy. Neredeydi o? Uf 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 uf. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Mermiyi cepte. Şurada M4A1 var. Allah'ım. Çok iyi. Elma. Peki. Domates sosu. Elmayı ye. Elma çünkü. Gerçi elmayı harvest deyince ne oluyor ya? Neyse yiyelim biz elmayı. Ya bu benim gıda zehirlenmesi ne zaman geçecekti bu arada ya? Antibiyotikle bile çok uzun sürüyor. Yani yolu yaralamışken antibiyotik kullanmak istemem yani onun için açıkçası. Revolver mermilerini koy. İkinci M4A1'i koy. Gıdaları başka yere koyarız. Bak bunlar mesela yüksek kaliteli metallermiş. Yüksek kaliteli metaller. Şu yemeği memeyi her şeyi koyalım biz. Tamam. Parçaları da aldık. Burayı lootladık. İyiyiz, hoşuz, güzeliz. Çok güzeliz hem de ya vallahi. Çok güzeliz. Sizin jeneratörden benzin çekemiyorum. Burada başka, buraya giremiyorum. Bunun içi boş. Unuttuğum bir şey yok bence. Daha da yukarıda bir şey var mı? Daha da yukarıda bir şey yok herhalde. Yok, bura komple artık doğa. Doğal alan buralar hep. Tamam. Tamam, çok iyi. Çok iyi ya. Bak burada gözetleme kulesi gibi bir şeyleri varmış. Bunları falan parçalayabiliyor muyum bilmiyorum. Neyse. Oyunumuzu bir kaydedelim. Şimdi bug'a girer bir şey olur. Bu kadar hengamenin içerisinde şeyler yalan olmasın. Güzel güzel kaydolsun oyunum. Hemen bir süreye bakalım.
Oho, bir saate gelmişiz arkadaşlar. Şimdi şunları falan da götürmek istiyorum ben. Taşınacak edinecek çok şey var. Bakın şurada beton bile var oyunda. Yani bu kadar şeyle neler yapılıyor acaba hiç bilmiyorum inanın ki. Ama oldukça kapsamlı, oldukça detaylı, insanın iştahını kabartan bir oyunla karşı karşıyayız. Buraya kadar videoyu izleyen, beğenileriyle, yorumlarıyla kanala destek olmaya çalışan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Esenlikle kalın, hayatta kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.